Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Anadolu Efes'in açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Anadolu Efes yılın 3. çeyreğinde geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde kaydedilen 2,1 milyar TL'lik kâra kıyasla bizim tahminimiz olan 4 milyar TL'nin ve piyasa tahmini olan 3,8 milyar TL'nin üstünde 4,73 milyar TL net kar açıkladı. Konsolide gelirler tarafı ise 49,8 milyar TL ile piyasa beklentisi olan 49,1 milyar TL'nin hafif üzerinde büyüme gösterdi. Ayrıca gelirler yıllık bazda %67 arttı. FOVA'ya baktığımızda ise hem meşrubat hem de bira grubunun güçlü operasyonel sonuçları sayesinde piyasa tahminlerini %8 aşarak 12,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini gördük. Başta söylediğimiz net kar tahminimizdeki sapmanın nedeni ise dün beklentilerin üzerinde açıklanan Coca-Cola sonuçları ve bira grubunun revize edilen beklentileri kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye bira hacimleri geçen senenin güçlü bazına rağmen %5'lik bir hacim artışı gösterirken uluslararası satış hacim büyümesi %9 olarak gerçekleşti. Bira grubu satış gelirleri ise yıllık %44 artışla 17,7 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca kur etkisinden arındırılmış büyüme olarak baktığımızda %30 artışa ulaştığını görüyoruz. Uluslararası bira operasyonlarının satış gelirleri yıllık bazda %30 artışla 12,8 milyar TL'ye ulaşırken burada da kur etkisinden arındırılmış büyüme olarak baktığımızda %14 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye bira satış gelirleri tarafı güçlü satış hacim ve fiyatlama sayesinde yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda %97 oranında güçlü bir büyüme kaydederek 4,9 milyar TL'ye yükseldi. Konsolide FOVÖK marjı hem meşrubat hem de bira segmenti sayesinde yıllık bazda 210 bas puan iyileşme gösterirken bira grubunun brüt kar marjı da 530 bas puanlık iyileşme gösterdi. Kaydetmiş olduğu şirketin güçlü brüt marj performansı ile beraber bira grubu FOVÖK marjı da 270 bas puanlık iyileşme kaydetti. Şirket gerçekleşen 3. çeyrek sonuçları sonrası bira grubu beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Bira grubu için eskiden beklediği düşük tek haneli hacim büyümesini düşük orta tek haneli hacim büyümesi olarak revize ederken kur etkisinden arındırılmış bazda eskiden beklediği düşük 20'li seviyeler net satış gelir büyümesini orta yüksek 20'li seviyelere revize etti diye hatırlatalım. Ayrıca da şirket bira grubu FOVÖK marjının yatay kalmasını da beklediğini söyledi. Bunu eklemiş olalım. Tamamlamakta istersek Sola bira grubunun 2023 FOVÖK çarpanı 3,7 ile uluslararası benzerlerine kıyasla %60 iskontolu işlem görmeye devam ettiğini hatırlatır. Anadolu Efes için 160 liralık hedef fiyatımız ile al tavsiyemizi koruduğumuzu da söylemek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.